Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Kur'an'ı bir bütün olarak kabul etmek ne demektir? Bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Bizler imanımızı ifade ederken اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ Allah'a, meleklere, kitaplarına, peygamberlerine bunlara bir bütün olarak iman etmiş kimseleriz. Ama diyelim kitaplara iman dediğimizde Allah'ın ilahi kitaplarında neler gönderdiğini ayrıntılı olarak bilmiyoruz. Önümüzdeki ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve Kur'an-ı Kerim'in de tamamını pek çok insanımız bilmez. Ama imanın sahih olması için onun içinde ne varsa hepsine iman ettim demesi kafidir, yeterlidir. Bununla beraber bir insan Kur'an-ı Kerim'i okur, tek tek hükümlerini anlamaya çalışır ve her bir hükmü evet bu böyledir diye tasdik eder. Bu da daha böyle kuvvetli bir imandır. Demek ki bizler ana hatlarıyla zaten iman ediyoruz. Bir de ayrıntılarını bildiğimizde adeta yeniden iman ediyoruz. Bu açıdan baktığımızda iman bir bütündür. Tecezzi kabul etmez, bölünmeyi kabul etmez. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani kitabın bir kısmına iman etmek, bir kısmını inkar etmek böyle bir şey mümkün değildir. Nasıl ki bir insan dediğimizde insanın ruhu var, cesedi var, gözü var, kulağı var. Bunlardan herhangi biri insanda olmadığında o insan tam olmuyor. Benzeri bir şekilde imanın esasları veya imanın esasları içinde herhangi birisini kabul etmemek, ayrıntılarında herhangi birini kabul etmemek bu da yine olmuyor. Yani ben bütün ilahi kitapları kabul ederim ama Tevrat'ı kabul etmiyorum diyemeyiz. Veya ben Kur'an'ı kabul ettim ama Kur'an'ın içindeki bazı hükümleri kabul edemiyorum diyemeyiz. İman bir bütündür, bölünmeyi kabul etmez. Ve her birine insanın bu manada genel bir şekilde iman etmesi gerekir. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin kendi kitaplarının bir kısmını kabul ettiklerini, bir kısmını da kabul etmediklerini nazara veriyor. Efe tu'minuna bi ba'dil kitab ve tekfuruna bi ba'd. Yoksa siz kitabın bir kısmını kabul ediyor, bir kısmını inkar mı ediyorsunuz buyuruyor. Yani işlerine geleni kabul etmek ama nefislerine zor geleni kabul etmemek. Uygulama noktasında işlerine geleni aynen uygulamak ama nefislerine zor geleni uygulamamak. Bu tarz bazıları böyle bir tavır içerisine girebilmişler. Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Beni İsrail'e yönelik bu ilahi hitapta aslında günümüze de mesajlar var. Günümüz Müslümanlarına da mesajlar var. Günümüz Müslümanlarından bazıları belki de Kur'an-ı Kerim'in bazı ayrıntı hükümlerini gördüklerinde bu böyle mi olurmuş? Ben bunu kabul edemiyorum diyebiliyor. Şayet kabul edemiyorum diyorsa o insanın artık imanından söz edilemez. Çünkü ifade ettiğimiz gibi iman bir bütündür, bölünmeyi, tecezziyi kabul etmez. Mesela diyelim faiz meselesi günümüzde pek çok Müslümanın müptela olduğu, imtihan edildiği bir durumdur. Kur'an-ı Kerim çok net bir ifadeyle اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Yani Allah alışverişi helal kılmıştır, faizi ise haram kılmıştır. Kur'an bunu çok net bir şekilde ifade ediyor. لَا تَأْكُلُ الرِّبَى اَضْعَافًا مُضَاعَفًا Yani kat kat bir şekilde faizi yemeyin. Faizin haramlığını bu ayet-i kerimesiyle yine ifade ediyor. Ama bazıları çıkıp da deseler ki 14 asır öncesinde bu böyle olabilirdi ama günümüz faizli sistemde artık faiz kaçınılmaz bir durumdur. Kur'an'daki bu hükmü ben kabul edemiyorum. Böyle dediğinde o insanın imanı gider. Ancak şöyle bir ayrıntı var, şöyle bir incelik var. Günümüzde faizli sistemin içindeyiz. Sistem o şekilde kurulmuş. Bir insanın tümüyle bu işlemlerden kurtulabilmesi mümkün değil. Böyle bir durumda diyelim bir insan faiz sistemi içinde herhangi bazı işlemleri yapma durumunda kalmışsa bunu helal kabul etmemek şartıyla günahkar olmuş olur. Ama faizi helal kabul ettiği zaman Allah korusun dinden çıkmış olur. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekiyor. Yani bir insanın Kur'an'da var olan bir hükmü reddetmesiyle ona muhalefet etmesi farklı şeylerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim gıybeti yasaklıyor. لَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا Birbirinizin gıybetini yapmayın. Kur'an böyle söylüyor.
Bir insanın gıybet yapma durumunda bu ilahi hükmü çiğnediği ortada. Ama bir başkası da dese ki ben gıybeti günah olarak kabul etmiyorum. Bu insan Kur'an'ın bir hükmünü reddedeceğinden iman etme özelliği o insandan kalkmış olur. Daha diğer günahlarda bunun gibi veya Kur'an'ın daha diğer hükümleri de bunun gibi. Ancak Kur'an'ın doğrudan bildirdiği bir meseleyle Kur'an'ın yorumunda meydana gelen ihtilaflar bunlar farklı şeylerdir. Yani Kur'an'ın yorumunda farklı yorumlar vardır. Bazı farklı yorumları kabul etmediğimizde bu Kur'an'ı kabul etmemek anlamında değildir. Şöyle ki, mesela bir Hazreti İsa'nın tekrar gelmesi meselesi. Kur'an-ı Kerim'in bu konuda herhangi açık bir hükmü ve kesin bir delaleti söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim bu noktada bir hüküm bildirmiyor. Dolayısıyla bir insan Hazreti İsa'nın ben tekrar geleceğini kabul etmiyorum dediğinde dinden çıkmış değildir. Hadis-i şerifler vardır bu konuda ama onlar da bazıları tarafından tevil edilebiliyor. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın tekrar dünyaya gelip gelmemesi kat'i bir olay değil. Bu açıdan ben bunu kabul etmiyorum diyen bir insan haşa kafir değildir. Ama Hazreti İsa'yı kabul etmiyorum dediğinde o insan kafirdir. Daha bunun gibi mesela cinler. Kur'an-ı Kerim'de cinlerin varlığı bize anlatılıyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Bir insan ben Kur'an'ı kabul ediyorum ama görmediğim varlıklara da inanmam, cinleri kabul etmiyorum dese o insan imanını kaybetmiş olur. İşte bu gibi bir takım incelikler var. Demek ki bizler Kur'an'ı bir bütün olarak kabul edeceğiz. Kur'an'da ne varsa ona iman edeceğiz. Bu icmali bir imandır. Ama Kur'an-ı Kerim'de neler var neler yok, bunları da tek tek gördüğümüzde her birine yeniden adeta iman etmiş olacağız. Aslında Kur'an-ı Kerim'i biraz daha ayrıntılı olarak bilmek, ayrıntılı olarak manalarını anlamaya çalışmak insanın imanını daha da artırır. Ve bu açıdan bir insan devamlı Kur'an'ı hakikatlerle meşgul olduğu sürece yeni yeni şeyleri öğrenmiş olur, yeni yeni imani mertebeleri elde etmiş olur. Cenab-ı Hak kamil bir imanı hepimize nasip eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere hayırlı günler diliyorum.